Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyor da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, yine bir görüş analiz. Diyor ki özellikle iki ana pozisyon var diyor. Olası lunge düşüşünde lunge tutabilecek. 28 ve 34'ten bahsediyor arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyeyim. Ee, olası bir kıstas yani lunge'un düşüş etabına girdiğini tam olarak nasıl kabul edebiliyoruz. Bu gayet açık bir şekilde 4 saatliğin hareketli ortalamasıdır arkadaşlar. Yani 4 saatliğin hareketli ortalamasının altına yapılacak bir iğne düşüşün sinyalini e, şayet altında bir mum kapanışı ise düşüşün tam anlamıyla başladığını tabii ki bütün bunlar olurken de hacim tarafında e, hafif geri çekilmenin devamını görmemiz Kaydıyla artık düşebileceği hususunda konuşabiliriz. Bunu bilmekte fayda var. Fakat bir süre daha direneceği için büyük ihtimalle şu an 37 pozisyonlarında bulunan 4 saatliğin hareketli ortalaması ilerleyen vakitlerde belki 3.04'lere kadar ne yapabilir? E, dibi arttırabilir. Kaldı ki bu bağlamda aslında e, şu anda yani güçlü bir şekilde hala kalabilmesinin sebeplerinden biri de 37 pozisyonlarında bulunan 4 saatliğin hareketli ortal ortalamasının yanı sıra 34'lerdeki bu desteğin bulunması da mevcuttur. Yani evet 34'lerde bir destek noktası oluşturmuştur ve olası düşüşte ilk akümülasyona durabileceği tutabilecek ilk pozisyon burasıdır. An itibariyle buralara kadar gerilese bile güçlü bir yukarı potansiyelinin bulunması da bu her iki noktanın birbirine yakınlığını yakınlığından dolayı bu durumu taşır arkadaşlar. İkinci bir durumda 28'leri gösteriyor ama ben 28'lere çok da şey yapamadım. Yani ben özellikle böylesi bir durumda 28'lere kadar gelen, bu da tabii ki 34'lerin kırılımıyla olur, luncun 25'lere kadar da aslında devam edebileceği, yani 34'leri kıran lunç artık 25'lere kadar da buna devam etme ihtimali e, ...yüksektir diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. E, bu senaryo tabii ki olası durumlarda... ...yeni oluşmuş olan destek direnç noktalarını belirler. Bu düşecek anlamı taşımaz. Düşecek anlamı taşıyacak sinyalleri gün içerisinde... ...çok fazla konuştuk arkadaşlar. Sadece olası durumlarda e, nereler tutabilir... ...nereler kademeli şekilde değerlendirilebilir... ...akümülasyona nerelerden başlayabilir e, gibi durumları da bu videoda değerlendirmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.